Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer ilk defa uğruyorsanız abone olup beğeni yorumlarınızla destek olmak isterseniz çok çok sevinirim. Bugün sizi bu muhteşem manzara ile karşılamak istedim. Minik kuzucuğu berbere götürüyoruz. Hadi bakalım. Limonların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Vallahi burada bahar geldi. Mis gibi de bir hava var. Saati de dolmadan minik kuzucuğu berbere götüreyim ki saçları biraz rahatlasın. Vallahi bayağı bir uzadı. Ta kulağının içine geliyormuş. Yani eşim de biraz rahatsız, götürememişti. İş başa düştü yine. Hadi bakalım, ben artık minik kuzucuğu erkek berberine ben götüreceğim. Yani başka bir şeyimiz yok. Anne olmak kolay değil. Yani iş anneye düştü. İş anneye düştü berbere götürmek. Hadi bakalım. Şu muhteşem güzelliğe bir bakar mısınız ya, vallahi her yer rengarenk çiçekler açmış, her yer renkli renkli olmuş, muhteşem. Böyle yokuş yukarı yokuş yukarı çıkıyoruz. Ayaklarım hazır oluyor ya. Evet. Tamam, dinlenelim. Vallahi yeni yeni de inşaatlar, evler yapılıyor. Yazlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yani inşaatçılar ters lakta dayanıyor da. Evet. İşte baharın gelişini arkadaşlar, yazın gelişini simgeleyen vallahi ağaçlar hemen çiçek de açmaya başlamış. Şu güzelliğe ya. Evet, çok güzelmiş vallahi. Zeytinler de çiçek açmaya başlamış vallahi. Şöyle tomurcuklarını görüyorsunuz. Nasıl bir güzel. İnşallah bol bereketli olur bu sene. Şöyle güzel zeytinler çıkar, yağlar çıkar herkes için. Yani insanlara yağ veren. Evet. Onlar da çok mutlu olur. Çok mutlu olurlar, evet. Hadi bakalım gidelim şimdi birazcık daha. Minik kedicik de karnını doyuruyor. İşte herkes karnını doyurmaya çalışıyor bir şekilde. Pıs pıs pıs. Hiç duymaz şimdi bizi. Et yiyor çünkü. Bak şöyle. Pıs pıs pıs. Kaçtı ya. Bak gözüm, görüyorsun değil mi? Et evet, yiyor. Evet. Et yerken tabii gelmez yani. Çünkü karnını doyuruyor. Karnını doyuruyor. Turunçlar bile hala bitmemiş arkadaşlar ya, maşallah vallahi. Turunç reçeli yapmıştım bundan güzelce. Evet. Süper ya valla. Hava güzel. Ortam güzel. Mis gibi. İyi ki senin tıraş olmuş da bu bahaneyle çıktık. Hadi bakalım. Burası benzinliğimiz. Evet. Dışarıda normal yani artık. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Mor çiçek. Mor çiçek. Çok güzelmiş. Ama çiçeğe benzemiyor da. İşte bu da ağacın çiçeği olmuş böyle. Küçük bodur ağaçların. Ve şurada bir turuncu bir şey var. Onu evet, hepsini giderek çekelim bakalım. Tamam. Burası da meşhur keçilerin kavşağı. Gelecek olanlar hemen bu keçi kavşağından dön diye tarif ediyoruz. Küçük yer olunca. Arabalar şöyle dönüyor, bak şöyle gidip dönüyor. Evet, her yer tabii denize karşı manzara.
Hadi gidelim bakalım. Köpek bu. Evet, her yerde var. Burası bankamız. Bankamatikten bir para çekelim Berkay. Tıraşına parasız gittin mi? Gidilmez. Evet, bizi yemin ettik bile kabul etmiyor. Değil mi? Tabii anneciğim, para çekeceğiz. Para kart yokmuş orada. Post makinesi yokmuş. Hazır gelmişken para çekelim. Bu da tesbih ağacıydı sanırım. Evet, tesbih ağacı. Bir de şurada şöyle gri gibi bir şey var. Evet. Bak şuradaki kızarmış mı? Kızarmış gibi, sanki kurumuş gibi. Ha, yani güneşten kurumuş. Güneşten, evet. Şimdi... Kaç lira olsun? Hmm. 50 TL olsun. Evet, paramızı çekiyoruz. Böyle evet, lazım olur. Hadi alın oradan. Aldım. Bana para mı verdi şimdi? Evet. Tamam mı? Koy cebine. Tamam. Ben katlayayım. Evet arkadaşlar, şimdi berbere geldik. Hatta şuradan geçelim. Yani ne olacak yani? Galiba. Az kaldı abi. Şöyle bir yapayım. Saç tıraşın da çok güzel oldu. Saatler olsun. Teşekkür ederim.
Berber amca çok güzel yaptı değil mi? Bir de sola dön bakayım. Vay. Bir de öne. Bir de öne çok güzel oldu bir ya. Şöyle de. Ne verdi bakayım? Şu gafleti verdi. Oo. Ben şöyle bir açayım. Gofret de vermiş ya. Ne güzel. Açayım şanslısın valla. Bir bakın bir. Vay be. Bu berbere hep gelinir ya. Şimdi nereye gidelim? Alışveriş yapalım biraz Migros'a, A101'e falan gidelim değil mi? Oradan aşağıdan A101 var da evet. Biz buradan gidiyoruz. Evet aşağıda var. Hadi gidelim bakalım. Şimdi A101'e doğru gidelim bakalım. Geldik sayılır. Evet az kaldı. Sadece bir yol. Oo bayağı bir şeyler gelmiş. Allah. Hadi çekelim anne. Bakalım. Nereye koyduk bunu? Şurada bir şiddet vardı. Tam alışveriş yaptık derken kart çalışmıyormuş. Şimdi Migros'a doğru gidelim biz de o zaman. Migros'tan kart
çalışmıyorsa bittik ki. Artık bırakır gideriz öyle ama gezmiş şimdi, oluruz. Şuramda bir şey var. Evet arkadaşlar, alışverişimizi de yaptık. Annemin aldığı böyle diktiği çantayı da alışveriş şunlar, çantasında. Şunlar var. Ama gazozun yarısını aldı. Şaka şaka ben içtim onu. Ya gazozu da kaptın hadi bakalım. Ya, afiyet olsun. Bir de şu vardı, o neredeydi? Onu bir göster. Şunu da annem içecek. Evet hadi şöyle bakalım gidelim. Şöyle yumurtalı bir şey varmış. Hadi işte. Gidelim şimdi yavaş yavaş. Ne kadar güzel açmış değil mi? Şimdi içi pembe dışı beyaz. Oo. Şuna bak kar gibi ne güzel. Şimdi gazozu yanında göstersem şöyle. Tamam. Çok güzel. Giderken yokuş yukarı, gelirken yokuş aşağı. Gelirken tabii rahat oluyor. Ben giderken yokuş yukarı, ben gelirken yokuş aşağı. Evet. Burada şu manzarayı şöyle bir göstersen hastaneye falan. Manzarayı gösterelim. Karşıda hastane var, evet. Şurayı da ne güzel yapmışlar, ağacın altına oturma yeri. Oh mis. Bak sen de çok güzel yapmışlar vallahi. Evet, biz gidiyoruz şu an en güzel. Evet. Bir tane bir kırmızı arada görünüyor da. Bize doğru geliyor. Kaç yolu? Şöyle. Çok güzel değil mi? Gelinecek. Evet. Muhteşem valla. Ne kadar güzel ya. Evet, bir de şöyle eline göstereyim dedim. Evet, göster bakalım. Oo, çok güzel.
Evet arkadaşlar, eve geldik. Pek de bir şey almadım. Çay falan yoktu aslında. Hem de o bahaneyle alacaklarımızı almış oldum. Bir de sepete yumurta atmış arkadaşlar. Minik kuzucuk. Şöyle üçlü yumurtalar var. Onun da fiyatına bakmadım. 10,5 liraymış arkadaşlar. Yani bir de %25 indirimli olmuş. Allah'tan indirim olmuş yani. Şeyde 7 gün Fanta kola falan tüketmiyoruz aslında ama hava çok güzeldi valla. Yokuş yukarıda çıkarken içim yandı, aldım ama içtiniz mi, içebildin mi diye sorarsanız hayır, tabii ki öylece çocukla zor oluyor tabii arkadaşlar. Elimde çanta, bir elimde çocuk, valla içmeden geldik işte. Anne ne yaparsın yani, zor şartlarda annelik böyle bir şey oluyor. Şimdi de eve gelince tabii o içimdeki şey gitti, duruyor artık yani. O içer miyim içmez miyim bilmiyorum. 7 gün ne kadarmış? 2,60. Efsane tabi. Uludağ bir de gazoz, mini kuzucuk yolda götürdü, hüpletti. 2,40. 2 adet, 4 adet arkadaşlar ikişerli simit aldım. 3,80. Bizim evin artık vazgeçilmezi makarna. Minik kuzucuk oğlum makarna canavarı. Ne yapayım diye söyleyince makarna. Yani makarnanın her çeşidini, her türünü her gün pişirsek yer yani, sabah öğle akşam ayırt etmez. Makarnalar ne kadarmış? Spagetti 3,35. Öbür makarnalarda 3,60'mış. Pek farkı yok. Bir tane de kahve bizim evden eksik olmuyor. Türk kahvesini seviyoruz. Kahve ne kadarmış? 7,25'miş. Vallahi her şey ateş pahası olmuş arkadaşlar ya. Doğuş Filiz çay böyle aldık. Evde çay bitmişti. O ne kadarmış? 28,90. Bir de şöyle arkadaşlar şey aldım. Ekşi mayalı köy ekmeği aldım. Biz öbür artık somun ekmeğini pek tüketemiyoruz. Hamur gibi olduğu için. Böyle artık ekşi maya ekmekler, Trabzon ekmeği falan işte, ne bulursak artık köy ekmeği tüketiyoruz. Ve arkadaşlar şurada aldığımızda hiçbir şey yok. Şuna bakın. Yani 76,47. Aldıklarımızda hiçbir şey olmamasına rağmen. Yani Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Gördüğümüzden geri koymasın inşallah arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Umarım güzel bir vlog olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.